Hoş geldiniz arkadaşlar. Barış Çelenk yayınlarından çok güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. Yukarıda taban yarıçapı 10 metre olan daire biçimindeki yüzme havuzu gösterilmiştir. Havuzun tabanı merkezden dışa doğru 1 metrekarelik kare fayanslarla döşenecektir. Havuzun zeminine yerleştirilecek fayanslar dairenin çevresi üzerine gelmemelidir. Buna göre zemine kırılmadan yerleşen fayans sayısı en fazla kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar geometride bazı soruları analitik düzlemde hayal etme bizim için daha akılcı oluyor. Bakın bu da o tarzlardan biri. Şöyle bir analitik düzlem çizdim ve havuzu çizdim. Havuzun merkezini analitik düzlemin orijini seçiyorum. Yarı çapının 10 birim olduğunu biliyorum. Merkezi orijinde ve yarı çapı 10 birim olan çemberin denklemi buydu. Şimdi ben buraya kare fayanslar yerleştireceğim ama kesinlikle kırmamam gerekiyor. Bir birimlik kare fayansları şu şekilde yerleştiriyorum. Bakın birinci satır için yerleştiriyorum. En son şurayı yerleştirdim diyelim. Dokuzuncuyu yerleştirdim. Onuncuyu yerleştirirken artık bir kısmı çemberin dışında kalıyor. Dolayısıyla ben birinci satıra 9 tane kare fayans yerleştirebilirim. Ama bu şekilde hepsini düşünemem ki. Dolayısıyla burada farklı bir yol izleyelim arkadaşlar. En son yerleştireceğim kare fayansın şu ucundaki nokta mutlaka çemberin iç bölgesinde kalmalı. Şimdi çemberin iç bölgesini ben nasıl ifade ediyorum? Küçük eşittir 100 eşitsizliği ile ifade ediyorum. Dolayısıyla bu noktanın koordinatları mutlaka bu eşitsizliği sağlamalı. Mesela birinci kat için düşünelim. Bakın buranın ordinatının 1 olduğunu biliyorum. Y'ye 1 verdiğimi düşünelim. Bu tarafa attım 99. O zaman ben X'e en fazla 9 seçebilirim. Bakın 10 seçersem 100'den büyük çıkıyor zaten. Dolayısıyla birinci satır için 9 tane kare fayans kullandım diyebilirim. Şimdi ikinci satır için düşünsek. Ordinatı 2. Y'ye 2 versem kaç oldu? 4 oldu. Attım buraya 96. X'e en fazla yine 9 seçebiliyorum. Y'ye 3 versem X ikisi gene 9 seçebiliyorum. Yani ikinci katta da 9 tane, üçüncü katta da 9 tane kare fayans kullanıyorum. Y'ye 4 seçsem burası 16, attım buraya 84. X gene 9 olabilir. Yani gene 9 tane kare fayans kullandım 4. katta. Şimdi Y'ye 5 veriyorum. Burası 25 oldu. Diğer tarafa attım 75. Bakın artık X'e 9 veremem. Karesi 81. Dolayısıyla X'e burada en fazla 8 verebilirim. Çünkü 5. kattaki 9. karo kırılmadan yerleştirilemez bu havuza. Dolayısıyla 5. katta da 8 tane kara kullandım. Benzer şekilde devam edelim şimdi. Y'ye 6 versem kaç oldu? 36. Diğer tarafa attım 64. 8 olabilir. Y'ye 7 versem 49. 7 olabilir. Bu kez 8 olmuyor. Y'ye 8 versem 6 olabilir. Y'ye 9 versem kaç oldu? 81. Diğer tarafa attım 19. X kare 19'dan küçük olmalı. En fazla 4 olabilir. Y'ye 10 versem X'in 0 geldiğini görüyorum. Yani 6. katta ben 8 tane, 7. katta 7 7 tane, 8. katta 6 tane 9. katta da 4 tane kara kullanmak zorundayım. İşte şimdi ben 1. bölgeyi karolarla doldurdum. Bakalım kaç tane karo kullandım. Bunları topluyorum. Bunları topladığımda 1. bölge için 69 tane karo gerekiyor bana. E benim elimde 4 tane bölge var. Dolayısıyla 69'la ile 4'ü çarpalım. 36, 24, 276. Yani ben karoları kırmadan şu 4 tane bölgeye 276 tane karo yerleştirebilirim. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı Edir nedir diyoruz hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar hoşçakalın